yine böyle kızıl renklerde istiyorsanız. Şu çay demini bir yani dökelim de. Yani kızıl saçlı olmak evet, istiyorsanız. Kızıl istiyorsanız. Kınanızın böyle renginin kızıl olmasını istiyorsanız. Böyle soğan kabuklarını atmıyorsunuz. Biriktiriyorsunuz. Hani şu balık soğanı kırmızı, dediğimiz kırmızı evet, soğan var ya. Kırmızı soğan kabuklarını atmıyorsunuz. Kırmızı soğan kabuklarının suyunu çıkartıyorsunuz. Mutlaka karacağınız. Nasıl çıkarıyoruz? Nasıl çıkarıyoruz? Kaynatıyoruz. Nasıl kaynatıyoruz? Kaynatıyoruz. Soğan kaça kaç kaynatıyoruz? Kaç tane kabuğa kaç su koyuyoruz? Şöyle 1,5 fincan. 1,5 fincan suyun içine soğan kabuklarını atıyoruz. Şu kadar. Bir tane soğanın kabuğunu bir atıyoruz. Bir tane soğanın değil. 5-6 tane soğanın kabuğunu atıyoruz. Kaynatıyoruz. Bu rengi elde ediyoruz. O mu? Evet. Yoksa öbür kırmızı mı? Hayır bu. Bunu elde ediyoruz. Bunu, öbürü ne? Bu şalgam suyu. Aa, şimdi tamam. Ondan bahsedeceğim. Ben karışmayayım. Ben karışınca karışıyor işte. Karış Allah aşkına karış. Zaten seniz de hep böyle hiç ben böyle mı falan diye hayatta konuşmam. Bilirler beni değil mi? Konuşur muyum? Ama burada ya geliyorsun bir şey söylüyorsun. Ne diyeceğimi de unutuyorum. Ne yapacağımı da unutuyorum. Aa bir bakıyorum sonra kendimi izliyorum. Aa demişim. Aa demişim. Çorba kaşığına çay kaşığı demişim. Hep senin yüzünden. Ya bu canlı yayında olur. Ne var? Biz evimizde davrandığımız gibi davranıyoruz. I da nedir, mı da nedir? Ne var? Bunda kötü bir şey demiyoruz ki biz. Yani kızıl renk istiyorsanız bunları... Ben de özür dilerim. Anlaşılır olsun istiyorum. Ben mesela anlamadım kaç tane soğan kabuğu konacak, ne kadara konacak anlamadım. Anlaşılır olsun diye. Kırmızı soğan yaptık, işte bu suyunu elde ettik. Evet, kaç taneden elde ettik? O zaman ne bütün kadar bir tane... program kına ya anlatırdım. Ya bütün gün deme de soğan kabuğunu... Ne kadar kaynatılıyor? 5 dakika kaynatacaksınız. 5 dakika, evet. 5 dakika kaynatacaksınız. 1,5 fincan. 1,5 fincan suyun içine soğan kabuklarını atıyorsunuz. Ne kadar soğan kabuğu varsa içinde. Yani ne kadar kızıl istiyorsanız o kadar çok soğan kabuğu atın. Evet. İşte, ne kadar çok burada. Kızıl istiyorsanız kızıllığı o kadar çok. Kızıllığı az istiyorsanız 1 tane. Kızıllığı çok istiyorsanız 4 tane. Bir dakika, 3 tane, 2 tane, 1 tane. Ona göre onu söyleyeceksin. Evet. Yani kırmızı renkte olacak. Neyle kararsanız karın, karacağınız şeyler kırmızı renkte olacak. Şalgam suyu olabilir. Bakın şalgam suyu. Nar suyu olabilir. Yani bütün kırmızı renkte olanlar. Pancar suyu. Bakın pancar suyu. Bak bir şey diyor abla. Ne dedin abla? Bir dakika, nar suyu. Bunların hepsini dökelim de böyle kıpkırmızı bir karışım oldu. Ben gidiyorum koyulaştırmak için soğan kabuğunu ilave edeceğiz içine. Evet, rengi ne kadar çok kızıl istiyorsanız ve koyulaştırmak istiyorsanız soğan kabuğunu ilave edeceksiniz. Bir. Şimdi biz ne koyduk? Pancar suyu, nar suyu, şalgam suyu, kırmızı soğan suyu koyduk. Kızılları elde edebilmek için. Akşam eve gidince abim dövecek ha. Kıpkırmızı kadın nereden bir geldi? Bir dakika, kızılları ama çok güzel bir kızıl oluyor. Peki, harika bir kızıl oluyor. Tamam. Kızılları elde edebilmek için bunları koyuyoruz. İsterseniz kumral isterseniz hiç bunları koymuyorsunuz. Sadece çay demi koyuyorsunuz. Ne koyuyorsunuz? Ada çayı. Yani kumral olması için evet ada çayı ve yeşil çay kullanıyorsunuz. Daha kumral tonlarda olması için. Sarı renkte yani daha böyle sarı böyle açık kahverengiye yakın renklerde olmasını istiyorsanız da içine papatya suyu ve ıhlamur suyu koyuyorsunuz. Yani ne koyarsanız o kınaya rengini verecektir. Ama hani kına böyle kızıl renkte olsun istiyoruz biz. Bugün kınayı da öyle yakacağız. Hanımefendilere de sordum. Böyle yapacağız. Şimdi ya buna yeterince lapa gibi olması için şöyle kına ekleyeceğiz. Şimdi gene karıştı diyeceksin ama tahta kaşıkla kar diyeceğim ben sana. Tamam tabii o çok önemli. Tahta kaşıkla karacağız. Çok önemli, ben de onu söyleyecektim. Dur sen biraz. Şöyle yavaş yavaş karıştırır mısın? Bak görüyor musun, ben gene karışmadan olmuyor bu iş. Önemli bir işlem yani. Kafanızda kaşıntı varsa. Ben mi yapıyorum? Kaşıntı varsa ve kepek varsa içine. Kıyar mı canım, niye kıyamayayım Allah Allah. Ne var bunda kıyamayacak? Kıyar, öyle bir kıyar ki. İçine 1 çay kaşığı zerdeçal atıyoruz. Eğer kafanızda kaşıntı ve kepek sorunuz varsa zerdeçal çok iyi geliyor. Şimdi içine 1 çorba kaşığı yağ ekleyeceğiz. Yağlıysa kuruysa ne yapacağız? Yağ ekleyeceğiz. Kuruysa eklemeyin. Yağ ekleyeceksiniz. Yağ ekleyeceğiz. Yağ çok önemli, yağ söylüyorum. Kesinlikle saf zeytinyağı, badem yağı. Kardeşlerim ozon yağının içinde de oksijen olduğu için ozon yağının saç kaşıntılarında, saç kepeklerinde özellikle tavsiye ediyoruz. Bir de son dönemlerde çok önemli bir yağ söylüyoruz. Ama pahalı bir yağ, ucuz bulursanız bilin ki iyi değildir. %100 güvenliğiniz bağır açısından almak kaydıyla argan yağı. Argan yağı. O da zeytinyağı grubundan bir yağ. O da çok önemli. Evet. 1 çorba kaşığı da yoğurt ekliyorum. Evet. Yumurta koymuyoruz hayatım. Yumurta koymuyoruz. Yoğurt ekliyorum.
Aslında yoğurt ekliyorum ve renginin sabit kalabilmesi için de bir çay kaşığı sirke ekliyorum. Evet, ben yani 4 yıl kına yaktığım için artık bunun uzmanı oldum. Gerçekten bu renkleri yaptığınız zaman tam olarak tutuyor. Çok önemli, geldik en önemli kısmına. Şimdi biz kınayı evet burada yakacağız ama aslında kına bir gece bekletilmesi gerekiyor. Bu renkleri evet sabit ve tutabilmesi için bunların bir gece bekletilmesi gerekiyor. Harika oldu. Biz burada göstermek için yakacağız. Anneciğim, bundan kızıl çıkacağına emin misin? Yemyeşil bir şey oldu bu ya. Kınanın rengi öyle çıkacak. Yeşil mi olacak sonra? Hayır, yok canım, yeşil olmayacak. Ya kim ya? Kına yakmış da saçı yeşil olmuş şimdiye kadar. Evet canım. Buyurun. Yok, hayır, 4 saat bekletiyoruz. En az 3 saat ve 4 saat şimdi bekletiyoruz. Şimdi 4 saat diyorsun, ondan sonra da diyorsun çok olması için uzun süre mi bekle diyorsun. Hayır, şimdi... Hayır, saçta bir gece bekletmiyoruz. Kınayı bir gece bekletiyoruz. Bu karışımı bir gece bekletiyoruz. Ertesi gün bunu alıyoruz, saçımıza sürüyoruz. O zaman işte en az 3 saat ya da 4 saat bekletiyoruz. Aman dikkat edin, ellerinizin boyanmaması için. Çünkü gerçekten her yer boyanıyor. Boyanmaması için de eldiven takıyoruz. Şimdi başka şey söylemeyeceğim bir şey var mı? Bir gece yapıyorsun. Şimdi bir gece bekletiyoruz. Bir gece koyduk bunu. Bekletiyoruz. Kafamıza bunu, bu karışımı koyduk. Hayır, koymadık. Neyi bu, koyduk? Bu karışımı bir gece bekletiyoruz. Bu kafamıza koymadan. Ha, yapmadan önce bekliyor bu. Bekliyor evet. Böyle kendi kendine demini alıyor yani. Evet. Mayalanıyor. Mayalanıyor. Ha, aynen öyle, demini alıyor. Anlayamadık bak bak. Ben anlamadım, seyircilerim de anlamamıştı. Anladılar, anladılar. Sen alışkın değilsin böyle şeylere. Peki, ama susun. Diyorum ya, kınanın rengini verebilmesi için bir de aslında bunun yani sigara bunu, külü çok iyi oluyor. Yani bunu bir gece ama. Bekletiyoruz. Bir gece beklettikten sonra sürüyoruz. Sürdükten sonra 4 saat 5 saat beklemek yetiyor. Evet. Bunu ben size yazayım bir kağıda. Yani tamam. Ceviz yaprağından da, o da kumrallarda, evet kumrallarda kullanılıyor. Ama yani ıhlamur da yeterli, ada çayı şimdi da. Şimdi her şeye karışacağım. Ceviz yaprağı güzel. Bir şey daha söyleyeyim size. Isırgan da çok güzel. Isırgan da kahverengi yapar. Artı ısırgan da saçlar için çok besleyicidir. Haberiniz olsun. Yani bunun içine cevizle beraber ısırgan da yapabilirsiniz. Kahverengi hisseder. Çok iyi gelir. Çok iyi gelir. Hayır, ben, yani evet, hadi ben kızıllar sustum, için şalgam suyu, nar suyu, kırmızı soğan suyu, bunlar çok önemli. Diyorum ya, kumrallar için de sarı yoğurt. Evet, yoğurdu da koyuyoruz. Yoğurt da saçları beslesin diye koyuyoruz. Yoğurtla zeytinyağının amacı, konulmasının amacı saçı beslesin diye.